Bu bayağı yanmış. Yapma ya. Evet. Yapma ya mı? Baba kaç gündür aynı şeyi ben de söylüyorum. Mühendis bey söyleyince yapma ya. Ya şunu at bu ölmüş taş devrinden kalma. Abi. Oo, adı Nihan mıymış? Versene sen. Ya versene şunu. Yengemize selam söyle. Yani bazen öyle sevimsiz oluyorsun ki. Ne dedim baba? Yenge dedim. Akşam müsait değildin herhalde. Aramadığına göre. Evet, bizim ev biraz karışıktı da o yüzden. Peki. Ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? Babamın yanındayım. Dükkanda bir şeyler bozulmuştu, onlarla uğraşıyordum. Ne iş yapıyor baban? Babam, erkek berberi. Erkek berberi mi? Ah, ne enteresan. Enteresan olsun diye yapmıyor tabii ki. Yani mesleği bu. Anladım canım, sen de. Yine zengin kız ayarı geliyor mu acaba? Yok yok, tamam. Ne yapıyorsun? Ben külüstüre gideceğim. Beğendin mi? Görmedin mi? Silip süpürdüm. Senin elinden yemek de varmış. İstersen yine yaparım. Yapar mısın? İstersen yaparım. İsterim. Pek öyle görünmüyor ama. Sanki yarın benimle görüşmeyecekmişsin gibi konuşuyorsun hep. Gizli bir duvarın var senin Kemal. Yani nasıl anlatsam koruma alanı gibi. Doğru değil mi? Korkuyorum çünkü. Neyden korkuyorsun? Benden mi? Ben senden korkmuyorum. Sen benden nasıl korkuyorsun? Olmaz mı diyorsun? Bizden bir hikaye çıkmaz mı? Bizden öyle bir hikaye çıkar ki. Ama işte biraz klişe olabilir. Yani hayal de güzel de gerçekte... Zengin kız fakir olan yürümez. Yürür mü? Neden yürümesin? Sonuçta iki kafa bir olduktan sonra neden yürümesin ki Kemal? Ya hem böyle planlı programlı başlamaz ki bu işler. İnsanın kalbi uçuş verir. Ben uçuşmasından fazlasını istiyorum ama. Evet uçuşursun. Ama sonra başka bir yerden başka bir rüzgar eser, bu sefer de oraya uçuşursun. Veya çocukluğundan beri güvendiğin bir yere geri dönersin. Sen bana güvenmiyorsun. Ben seni tanımıyorum Nihan. Hadi o zaman bir an önce birbirimizi tanıyalım ki sen de bana benim sana güvendiğim kadar güven. Bana güveniyor musun gerçekten? Neden bilmiyorum ama güveniyorum. Belki beni kurtardığın için, belki de hayatımı hayatına bağladığın için.